Neyse. Ya ben bir baba olmamışım da. Bir şey olmamış, çocuklarıma bir ilgilenmemişim. Bununla ilgilenmemişim de. Annesi var, babası var, halası var, teyzeleri var, sırdaşı var, bilmem ne var. Niye onlara sığınmamış? Ya asıl ona gelelim işte. Sen Meryem'e şunu bana söyler misin? Hiç kimseye söyleme cesaretine sahip olamadığın, işte Şükür'ün kaybıyla ilgili gerçekleri Isparta'ya taşınınca, yük aşağı indirilince sen Meryem'e birden söyleme. Yok birden değil dedim hanım. Sadece ben arabadan indim. Yani iyice de dolmuştum. Al yalak söyledim ben onu. Şey olarak hani söyleyeceğim diyerek değil. Meryem sana bir şey sormadı mı? Hayır bir şey değil. Ben ağlamaya başladım. Ağlattan sonra sormaya sordu. Meryem sana Şükür nerede? Niye hani yok çocuklar şey arasında? Öyle bir şey yok. Sadece ben arabadan indim. Arabadan indikten sonra sarıldıktan sonra ben ağlamaya başladım. Yani iyice dolmuştum zaten oraya gelse de. Ağladıktan sonra o zaman söyledim. Yani sorma morma yok. Hani eve indim. Bu orada dolanıyormuşmuş. Öyle bir şey yok. Sadece arabadan indim. Sarıldım o zaman yani. Vallahi o Meryem'in o röportajlarını yani bize ekrandaki şeylerini getireceğim. O yalan o. Eve inip de ben yani çocuklar okula oldum. Meryem'de bazı çocuklar... konuları abartı yalanları var. Meryem'de yani herkes yalan söylüyor yani. Yani. Yani çocukları okula koydum diye sadece bu sizi benim için geliyor oraya. Bazı yalancı kelimelerinde yalan var yani. Bir nolu bölüm ekranlara gelsin kesitten arkadaşlar. Aynı zamanda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye de Instagram'a da koyar mısınız? Buyurun. Ben çocuğu okula bıraktım. Okula bıraktıktan sonra yanlarına gittim. Baktım ki 3 tane çocuk var. Fatma yok. Aşağıya indim. Eşya yerleştiriyordu Fatma bir yandan. Bir yandan da ağlıyordu. Fatma dedim çocuklar var ama şey Şükür'ü göremedim. Nerede dedim. Önce köyde kaldı dedi. Ya. Sonra ağlamaya başladı. Ağlamaya başlayınca yeniden tekrar sordum. Fatma bir şey mi oldu dedim. Ben çocukları yıkadıktan sonra dedi. Çocuğu dedi yıkadım dedi. Yıkadıktan sonra dedi göğüslerinde dedi bir şeyler tespit ettim dedi. Giydirdim dedi. Sonra babasına söyledim dedi. Babası da motora bindirdi. Götürdü ama gece geriye getirmedi çocuğu dedi. Motordan dedi geriye. Tepede bir direk var. Direğin oradan dedi aşağı salmış dedi. Ama çocuk gelmedi dedi. Kendisi de kahveye gitmiş dedi. Ertesi günde kalkmış dolaştıklarında kimliği de dedi yukarıda. Direğin orada dedi bulduk dedi. Ertesi gün mü bulmuşlar kimliği? Aceleyle dedi. Evet. Aceleyle dedi kimliği dedi düşürmüş dedi. Ya biri kaçırdı dedi. Ya da dedi Mustafa dedi ki dedi. O zaman dedi yanında şey vardı. Telefon vardı. O zaman haber etti birine acele bize korkusundan götürttürdü kendini dedi. Diyor ki o söylemedi. Ben Şükür orada görmeyince ben ona sordum diyor. Yok değil mi? Öyle bir şey yok. Yani ben arabadan inerim sarıldım. Ondan sonra almaya başlayınca o zaman söyledim ama sonradan belki bir gün seni o bile söyleyemezdim. Yani ötekilere söylemedim, ona hiç söylemezdim. Meryem'e nasıl güvendin de söyledin? Yok sadece arabadan inip ağladığım için söyledim. Bak sana şöyle söyleyeyim. İşte ben sen 2 aydır yayın yapıyorum. Evet. 3 ay oluyor değil mi? 3 ay oluyor. Yani zaman aldık şey al. Ama şunu bir gerçek. Sinirleri çok sağlam bir kadınsın sen. Yok tamam. Çok güçlüsün. Ben şimdiki şeyim. O zamandan beri yani iyice sinir oldum zaten. Çok güçlü bir kadınsın. Aynı zamanda çok da ketumsun. Ketum? Ketum yani böyle sır saklıyorsun. Yok tamam. Hayır. Meryem'e nasıl güvendi? Güvenmedim diyeceğim. Sadece o ağlama şeyimle söyledim. Değilse söylemem. Her şeyi birden orada anlattın. Aynen. Yani. Meryem anlattığına pişman oldun mu sonra? Oldum. Sonradan olmuştum. Neden pişman oluyorsun? Ya ben halama anlattı sanıyordum ama anlatmamış. Sen halanı anlatmasını mı bekledin? Yani anlatmıştır diye dedim ama anlatmamış. Yani o da yalan konuşmuş, halama da yalan konuşmuş. Sen Meryem'e bunu söylerken Meryem'in harekete geçip birilerine bir şey anlatmasını mı bekledin? Yoktu ama söyleyeceğini sanetmiyordum ama ben söyler diye de bekledim halamla çünkü çok şeylerdi. Ama söylememiş, halama da yalan konuşmuş. Neden halaya söylemesini bekledin peki? Yani söylerdi çünkü onlar çok şeylerdi mesela. İkisi birbirlerinin kafası uyuyordu. Ben söyler diye bekledim mesela halama yalan konuşamaz diye dedim ama yalan konuşmuş. Peki halana söyleseydin ne olacaktı? Niye böyle bir ya şey bekliyorsun? Ya halam arkama düşerdi. Halam bırakmazdı. Bırakmazdı? Bırakmazdı. Yani beni oraya şey deseydi, gene şikayetçi olurdu yine bizi şey derdi. Hani bilseydi. Meryem sakladı bunu sonrasında. Aynen. Ben söylemiştir dedim ama söylememiş. Sonra Meryem'e anlattığını Mustafa'ya söyledin mi? Mustafa da duydu mu? Yok Mustafa da zaten bunun ağzından da duydu. Benim söylediğimi söylemediğimi. Peki sen ona sorduktan, anlattıktan sonra...
Anladığım kadarıyla yani Meryem bir şeylerden şüphelendi mi? Ya şüphe sonra öyle bir şeydi ben. O da ben gibi aynısını düşünüyordu. Ne düşünüyordu? Yani kaçtığını, şey ettiğini mesela. O da ikna olmuştu kaçtığını. Aynen. Peki sonrasında gelmeyince, hiçbir şekilde ortaya çıkmayınca, sizin bazı başkalarının çocuklarını... Şikayetçi olalım diyorlardı mesela, şikayetçi olalım, gidelim şikayetçi olalım diye. Size baskı yapıyor muydu şikayetçi ol, şikayetçi ol? Diyorlardı, tamam. Yani şikayetçi oluyor muydu sana da? Bana hiçbir şey demezlerdi dedim onu. Hiçbir şey söylemediler. Bana hiçbir şey demezlerdi. Hiçbir şey söylemedim her yani. Bana hiçbir şey demediler. Deselerdi de ben bununla ikisini yine gönderirdim. Bana kola. Deseydi gönderirdin yani. Bana de öyle bir şey bana deselerdi, hadi şikayet edelim bilmem ne diye. Ben bunu yine gönderdim. Hatta ikiniz demiştiniz ki. Bir zaman İlk zamanla yani mesela Isparta'ya taşındıktan sonra bir kere buna demiş. Hı. Hı. Gidelim savcıya veya jandarmaya polise gidelim demiş. Bu gitmemiş. Yalan dedi ben. Isparta'da demediler. Sadece Isparta'dan demiş, döndükten sonra dediler. Demiş. Isparta'dan döndükten sonra dendi. Kendi demiş vardı. Değil mi? Kendi demiş vardı. Ya. Ya Meryem'e de daha sonrasında yalanlar söylemeye devam ettiniz. Yok o bildiği için ona yalan söylemedim. Neyi biliyordu, ne kadar biliyordu? Yani baştan beri biliyordu mesela kaçtığını. Mustafa'nın... Benim bildiklerim hepsini bildiği için yalan söylemeye gerek... Mustafa'nın hastaneye götürdüğünü, öyle, çocuğun hamile benim, olduğunu biliyordu. Benim dediklerimin hepsini bildiği için ben ona yalan söylemeye gerek kalmadı. Peki Meryem'le sen mi yakınsın, Mustafa mı yakın? Ben yakındım ama o zamanlar yani şu kaçtığı meselesinden sonra şeylerdi. Yani benden ilginç. Fazla onunla konuşuyorlardı. Şimdi diğer keset ekranlara gelsin lütfen. Onu bir izleyelim. Olduğunu Mustafa sana söyledi mi, söylemedi mi? Hamile olduğunu ortamda söyledi. Didem Hanım yani hamileymiş dedi. Annesi dedi yumuşakmış dedi. bana hastaneye götürmemi söyledi dedi. Ben de götürdüm, getirdim dedi. Ama dedi bıraktığımda dedi eve girmemiş dedi. Duydun mu? Hamile olduğunu biliyormuş. Yani hamile olduğunu babası biliyordu, doğru mu? Biliyordu yani. Meryem. Evet, biliyor. Evet. Ne yapacağız şimdi? Evet. Meryem vicdanın rahat mı böyle konuşurken senin? Bak. Vicdanın rahat mı böyle konuşurken? Ben gayet rahatım Mustafa. Ben kiminle işbirliği yaptın? Halan mı yönlendirdi seni? Ben sizinle muhatap olmayacağım. Ben kiminle muhatap olacaksın? Ben Didem Hanım'la muhatap olacağım. Sizinle iki yazıklar olsun sizinle sana. İkinizle de muhatap olmayacağım. Sana yazıklar olsun. O kadar evimde yediğin ekmek haram olsun vallahi, sana. Kim hamile evet. bırakmış? İnşaatta çalış inşaatçı İnşaatçılar çalışıyordu dedi. Orada dedi yalnız kaldığında onlar girip çıkmış olabilir dediler. Mustafa kızının hamile olduğunu biliyordu, doğru mu? O gece biliyordu. Evet. Evet. Barao sana. Meryem konuşunca sende çok büyük bir hayal kırıklığı olmuş. Yani. Niye bu kadar hayal kırıklığına uğradın Meryem'le ilgili? Her şey yalandı ondan. Ben mesela nasıl diyebilirim mesela bir karşımda bu bayana çocuğum hamile dedi. Ya hadi diyelim ki Fatma senden intikam almaya çalışıyor. Tamam mı? Onun sırdaşı. Anladım da dur geleceğiz ama başka bir şey daha var. Sonrasında senden yana pozisyon oluyor. Birazdan izleyiciler onu da açıklayacağız. Bir bilgi var onu açıklayacağım sevgili izleyiciler. Tamam. Bu şey hepsini teker teker koyar mısınız lütfen Instagram'a? İkinci bölümde Instagram'a koyun. Fakat sen acayip bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Yani hadi diyelim o intikam alıyor. Yani onun işte sevgililerini ortaya çıkardın. Ya, Meryem neyin iyi. İntikamını alıyor? Herkes senden intikam mı alıyor? Almaya çalışıyorlar. Çünkü benim sırdaşım değil. Bunun amcasının kızı. Öz amcasının kızı. Benim bir şeyim değil. Ama onu da ele veriyor diyor ki. Veriyordu göğüs uçları bak... kahverengiydi, şöyleydi, o yıkadı. Hatta ertesi gün kimliği beraber buldular. Ben de yıkamadım söylemedim diyor. Ha? Ben de yıkamadım söylemedim diyor. Ya hayır. Sonuçta ikinizin lehine de ya da aleyhine. Yani. Ya ikinizi de yani. Benden yana konuşmuyor mesela. Evet. Tutmuyor. Fatma'dan yana değil. Senden yana da değil. Çünkü bugüne kadar saç sakladığı için Meryem biraz tutuşmuş. O tutuşmayla ne seni tutuyor ne onu tutuyor. Aynen. Tamam. Ama ikimizin üstüne yüklüyor. Ama onda bir hayal kırıklığı yok. Fakat sende Meryem'le ilgili bir hayal kırıklığı var. Var. Ya çok... Çünkü yalan konuştuğu için hayal çok mu güveniyordun Meryem'e? Kim ben? Evet. Ben Meryem'e niye güveneyim? Hayır biliyorum soruyorum yani. Burada babası dedi ya benim yeğenimle bundan şey sevgili diye. Ondan mı güveniyorum? Bilmiyorum ya soruyorum niye güveniyorum? Bana öyle bilgi gelmedi. Yok öyle bir şey. Sadece biliyorum. Babanın söylediğini. Aynen o biliyorum. Kızdığı için. Kızdığı için benden öyle fazla onu tuttuğu için onun için. Babasına da iftira attığını bak peki babası yani. Doğru söylüyorsa ne olacak o zaman? Ya baban ben bilmiyorum yani. Ya, öyle bir şey yok olmaz. İnanamazsın yani. Hayır öyle bir şey yok. Yani çünkü eşiyle geliyordu, eşiyle gidiyordu, çocuklarla geliyordu. Yani bununla öyle bir yalnız buluşmazlar. Peki Meryem'le Mustafa'nın sevgili olamayacağını hayır, düşünüyorsun? Hayır olamaz. Yani öyle bir şey yok. Doğruysa ne yaparsın? Haydi devam öyle bir şey yok. Doğruysa ne yaparsın?
Olamaz. Doğruysa ne yaparsın? Olamaz. Doğruysa ne yaparsın? İnanmam. İnanmazsın. Mustafa'ya inanırsın. Yani, ya da Meryem'e inanırsın. Meryem'e inanırım. Yani olamaz. Peki.